Yol gösterdi göklerden bize binlerce yıldız, kıpkızıl ufuklardan taştı al bayrağımız. Koştuk aslanlar gibi kükreyip dağdan dağa, canavarlar dişinden vatanı kurtarmaya. Sayın Kaymakamım, Sayın Milletvekilim, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, değerli daire amirleri, kıymetli misafirler ve basınımızın güzide mensupları. 19 Kasım Keşanımızın kurtuluşunun 95. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen kutlama programına hoş geldiniz. Programı arz ediyorum. Atatürk anıtına çelenklerin sunulması, saygı duruşu, ardından İstiklal Marşımızın söylenmesi ve şanlı bayrağımızın göndere çekilmesi, kutlama mesajlarının okunması, günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma, İlçemiz ortaokulları arasında düzenlenen şiir yarışmasında birinci olan şiirin okunması, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Halk Oyunları ekibinin gösterisi, törenin sona ermesi, çelenklerin sunulması. Kaymakamlık makamlı çelengini kaymakamımız Sayın Nuri Özder sunacaklardır, arz ederim. Garnizon Komutanlığı çelengini Garnizon Komutanımız Piyade Albay Öztürk Mustafa Yılmaz sunacaklardır, arz ederim. Belediye Başkanlığı çelengini Belediye Başkanımız Sayın Operatör Doktor Mehmet Özcan sunacaklardır, arz ederim.
Adalet ve Kalkınma Partisi Keşan İlçe Başkanlığı Çelengi. Cumhuriyet Halk Partisi Keşan İlçe Başkanlığı Çelengi. Milliyetçi Hareket Partisi Keşan İlçe Başkanlığı Çelengi. Demokratik Sol Parti Keşan İlçe Başkanlığı Çelengi. Özgür olmaktır hürriyeti damarlarında taşıdığın için. Mutlu olmaktır Türk olduğunu söylemekten. Türk olmak, tüyleri diken diken olmaktır İstiklal Marşı'nı dinlerken. Sizleri, güzel yurdumuzu bizlere emanet eden, başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bütün Türk büyüklerinin, aziz şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna, ardından İstiklal Marşı'mızı söylemeye davet ediyorum. Al! Dikkat! Thank you.
Ana Muhalefet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Kasım Keşanımızın kurtuluşunun 95. yıl dönümü nedeniyle yayınladığı kutlama mesajı. İlçenizin düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümünü kutlar, Kurtuluş Bayramınızın gurur ve coşku içinde geçmesini diler, tüm Keşanlılara selam ve saygılarımı sunarım. Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. İktidar Partisi Edirne Milletvekili, Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu üyesi Sayın Rafet Sezen, AK Parti Milletvekili Rafet Sezen'in Keşan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü nedeniyle yayınladığı mesajında Keşan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümünü kutlamanın haklı gururu ve sevinci içerisindeyiz. 19 Kasım tarihi boyunca birçok kez savaşlara ve işgale uğramış Keşan'ımızın kurtuluşunun adıdır. Vatanın bağımsızlığı için binlerce evladını toprağa vermekten çekinmeyen milletimiz, verdiği büyük mücadeleler ile en zor şartlarda dahi esaret altına alınamayacağını tüm dünyaya göstermiştir. Bugün üzerinde özgürce yaşadığımız bu topraklar, şehitlerimizin, gazilerimizin ve daha birçok isimsiz kahramanımızın mücadelesi sayesinde vatanlaşmıştır. Sıkıntılar ve yokluklar içinde büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti bizlere emanettir. Bizler de o gün vatan, millet, bayrak için verilen anlamlı mücadeleleri, kazanılan zaferleri, ödediğimiz bedelleri ve tarihimizi gelecek kuşaklara iyi aktarmalı, aynı ruhla canları pahasına bu toprakları bize vatan yapan ecdadımızın emanetine sahip çıkarak birlik ve beraberlik içinde ülkemizi dünya milletleri arasında hak ettiği yere taşımak tarihsel sorumluluğumuz, ecdadımıza borcumuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi, gazilerimizi ve daha nice isimsiz kahramanlarımızı minnet ve saygıyla anıyor, Keşanlı hemşerilerimin kurtuluş gününü kutlar, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Rafet Sezen, AK Parti Milletvekili. Ana Muhalefet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Edirne Milletvekili, Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu üyesi Sayın Doçent Doktor Okan Gaytancıoğlu'nun 19 Kasım Keşan'ın kurtuluşunun 95. yıl dönümü nedeniyle yayınladığı kutlama mesajı. Kurtuluş Savaşı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde özgürlüğüne tutkun bir millet tarafından yokluk ve zorluklar içerisinde başarıya ulaştırılmış bir kahramanlık destanının adıdır. Bundan 95 yıl önce işgali ve esirliği kabul etmeyen atalarımız, şanlı tarihimizde bir kahramanlık destanı da bu topraklarda yazmış, Keşan ilçemizde varlarını, yoklarını ortaya koyarak mücadele etmiş ve işgali sona erdirmişlerdir. Keşan halkının her bir ferdi yetiştiği topraklar ve tarih itibariyle tam bağımsız Türkiye idealini yaşatmak için çalışmaktadır. Dün kurtuluş mücadelesinden başarıyla çıkan halkımız, bugün de ekonomik, sosyal ve siyasi her türlü sorundan dayanışma ve güç birliği içerisinde bu sorunların üstesinden gelmeyi başarmışlardır. 19 Kasım Keşan ilçemizin düşman işgalinden kurtulduğu, esaretin yerine özgürlüğe, umutsuzluğun yerini onurlu bir geleceğe bıraktığı bir günde Keşanlı tüm hemşerilerimin kurtuluş gününü kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımızın kurtuluşu için canları pahasına kahramanca mücadele eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, saygılar sunuyorum. Doçent Doktor Okan Gaytancıoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili. Ana Muhalefet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili Sayın Erdem Bircan, 19 Kasım Keşan'ın kurtuluşunun 95. yıl dönümüne yayınladığı kutlama mesajını okuyorum. Bugün en coşkulu, en kıvançlı günümüz. Keşan'ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yılını mutlulukla kutluyoruz. Kurtuluş bayramımız bizler için aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnet ve şükran günlerimizdir. Her birimiz çok iyi biliyoruz ki bu topraklar servi dayatanlara karşı şehitler verilerek çok zor şartlarda bağımsızlığını kazandı. Bunun için Türkiye Cumhuriyeti bizim göz bebeğimizdir. Ve Mustafa Kemal Atatürk halkımızın kurtarıcısı ve Cumhuriyetimizin kurucusudur. Aldığımız her nefeste bize bu vatanı bırakanlara şükran ve minnetimizi tekrar ediyoruz. Serve göre bugün bu topraklar bizlerin elinde olmayacaktı.
Yok olmuş bir imparatorluktan genç ve saygın bir cumhuriyet kurduk. Bizi vatansız bırakmak isteyenlere rağmen kurduk. Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük deyası ve milletiyle birlikte verdiği korkusuz mücadelesinin sayesinde bizler bugün bağımsız topraklarımız üzerinde yaşıyoruz. Benim hemşerilerim vatanın ne demek olduğunu en iyi bilenlerdir. Vatansız kalmanın, muhacir durumuna düşmenin ve vatan için can vermenin ne olduğunu en iyi biz biliriz. Bunun için gencinden yaşlısına hepimiz Mustafa Kemal Atatürk diyoruz. Türkiye Cumhuriyeti diyoruz. Kıskançlıkla Cumhuriyetimize, Cumhuriyet değerlerine ve Mustafa Kemal Atatürk'ün yoluna sahip çıkacağız. Başka türlü çocuklarımızın gelecekte bağımsız, güçlü bir devlette yaşaması mümkün olamaz. Bizlere düşen bir görev de Kurtuluş Bayramımızı 23 Nisanları, 19 Mayısları, 30 Ağustosları, 29 Ekimleri bilinçle, coşkuyla kutlamak ve bu bilinçle çocuklarımızı aşılamaktır. Bu bayramların yerine kimse bir şey koyamaz. Tarih gerçeklerle, kahramanlarla yazılır. Türk milleti de bağrından Mustafa Kemal Atatürk gibi bir büyük kahraman çıkarmıştır. Övünmek, sevinmek, bayramımızı coşkuyla kutlamak 7'den 70'e hepimizin hakkıdır. Hiç kimsenin gücü ülkemizi bölmeye yetmeyecek, cumhuriyetimizi ve cumhuriyet değerlerini yok edemeyecek. İçimizdeki Mustafa Kemal Atatürk sevgisini silemeyecektir. Bayramınız kutlu olsun. Edirne Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Erdin Bircan. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ardahan Milletvekili Sayın Öztürk Yılmaz'ın Keşan'ımızın kurtuluşunun 95. yıl dönümü nedeniyle yayınlamış olduğu kutlama mesajı. Keşan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü bir kez daha büyük bir sevinç, coşku ve gururla kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Keşanlı hemşehrilerimizin kurtuluş gününü en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Öztürk Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Yardımcısı, Ardahan Milletvekili. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalarını yapmak üzere Belediye Başkanımız Sayın Operatör Doktor Mehmet Özcan'ı kürsüye davet ediyorum. Arz ederim. Sayın Kaymakamım, Sayın Milletvekilim, Sayın Tugay Komutanım, Sivil Toplum Örgütleri, Merkada ve Temsilcileri, değerli hemşehrilerim, Sayın Basın, bu mutlu gününüz hepimize kutlu olsun. Yapacağım konuşmam orta yaş ve daha gençlere hitap edecektir. Biraz tarih gezisi olacak. Ama bunlara ihtiyacımız var. Görüyorsunuz yakın zamanlarda olmadık, akla gelmeyecek şeyler oluşuyor. Bunda da geçmişi bilmeye de ihtiyacımız var. Değerli hemşehrilerim, sevgili gençler, biz millet olarak Trakya topraklarına 4000 yıl önce Lüvitikleri'yle vardık ama bir şekilde tarih sahnesinden silindiler. Sonra Traklar, onlar da silindiler. Bir ara Peçenekler uğramışlar, onlar da asimile olmuşlar. Ama kalıcı olarak buraya geçişimizin ilk başlangıç tarihi Büyük Selçuklu İmparatorluğu ile başlayan 1071 Alparslan'da kazandığımız Malazgirt Savaşı ile başlamıştır. Orta Asya'dan gelen akınlarla Anadolu'yu adım adım Bizans'ın elinden alan Büyük Selçuklu daha sonra zayıflar ve Anadolu Selçukluları olarak tarih sahnesinde kalır. Onlar da kuvvetten düşer. 1299 yılında 12 Oğuz boylarından birine el verir. O da Osmanoğullarıdır. 1299 yılında Söğüt kasabasında Osmanlı Devleti kurulur. Ve yavaş yavaş Osmanlı Devleti gelişmeye, önce Bursa'yı alır, ilerlemeye başlar. İkinci padişahımız Orhan Bey zamanında büyük oğlu Süleyman Bey tarafından 1304 yılında Bolayır'a çıkılır Cimpe Kalesi'ne ve oradan 1359 yılında da Keşan'ı alırlar. 1361'de de zor coğrafya olduğu için, denizcilikte biraz zayıf olduğumuz için
Gelibolu'yu 54 tablomuza rağmen kalıcı olarak 1361'de ancak Gelibolu bizim elimize geçmiştir. 30-35 sene kadar kısa bir süre sonra Kosova'da oluruz. Padişahımız 1. Murat'tır. Avrupa'nın ortalarına çok kısa sürede geldi. Ve Bursa'dan sonra başkentimiz Edirne olur. 1402 yılında 1. Beyazıt'la bir kazaya uğrarız Ankara Meydan Savaşı'nda. Timur'a yeniliriz. Bereket ki Balkanlar'da kökleştiğimiz için 40-50 yıl süren bir fetret döneminden sonra 54 sene gibi kısa bir süre sonra İstanbul alınır. Oradan 1517'de 16 ve 17 ile Anadolu'nun tamamı, doğu kısmı, İran'ın bir kısmı, Orta Doğu, Mısır ve Kuzey Afrika Osmanlı'ya katılır ve müthiş bir cihan imparatorluğu olur. Ama Muhteşem Süleyman'dan sonra işler biraz gerilemeye başlar. Yavaş yavaş Viyana kapılarına kadar gitmiş olan bu imparatorluk geri çekilme dönemine başlar. İşte o zamanlar Balkanlar'da müthiş bir sancılı dönem oluşur. Neredeyse 200 yıl Balkanlar'da acılarla dolu yıllar, günler, aylar yaşanmıştır. Balkan karışıklıkları, ardından Osmanlı-Rus Savaşı, ardından Balkan Savaşı, Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı İmparatorluğu 1918'de Honduras Mütarekesi'yle silah bırakır ve bütün batılı ülkeler tarafından paylaşılmaya başlanır. Burası da 1919'da Yunanlar tarafından işgal edilir. Ancak bu işgalden önce Osmanlı-Rus savaşlarında önce 1829'da daha sonra hepimizin ecdadının iyi tanıdığı kafamıza, beynimize silinmiş olan 93 Harbi diye bildiğimiz 1877'de bir kere daha Gelibolu'ya kadar devam eder ve Rus işgalinde kalırız. 1913'lerde kısa süre Bulgar işgalinde kalır buraları. Ama Osmanlı'nın silah bırakmasından sonra burası Yunanlıların eline geçer. Bu arada bir umut var. 1919 sabahı Gazi Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıkar ve Kurtuluş Savaşı'nı başlatır. O sırada buradaki insanlarımız da müthiş bir sivil direniş içerisine girerler. Başta Raşit Efendi olmak üzere Hayri Ağalar, Osman Ağalar, Murat Ağalar hem halkı korumak hem buraları savunmak için müthiş bir gayret gösterir. Onun haricinde bölgede, Trakya bölgesinde Yunan işgaline ciddi bir sivil direniş olduğu için Kurtuluş Savaşı'na gönderilecek bir kol orduyu burada tutmak zorunda kalırlar. Bu da belki bizim Yunanlıların bir kol orduyla daha Anadolu'ya girdiğini düşünsek Polatlı'yı kolayca geçip Ankara'ya girmelerine sebep olurdu. Ve o müthiş Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları bu milleti yoktan var edip Yunanları denize döktükten sonra anlaşma yapılır. Lozan Anlaşması. Ve o anlaşmayla Trakya bölgesi de yavaş yavaş İstanbul'dan Meriç'e doğru anlaşmalar gereği geri teslim alınır. Ve 1922'nin 19 Kasım sabahı, muhtemelen böyle bir sabahtır, Yüzbaşı Mehmet Bey komutasında gelen askeri birliğimiz burasını teslim alır ve o zamandan beri de artık kalıcı olarak burası bizimdir, al bayrağımızın dalgalandığı yerdir. Değerli gençler, sevgili hemşehrilerim, tarih tekerrürü derler. Bu coğrafyalarda dik olmazsak, güçlü olmazsak İstanbul'un acısı hiç akıllarından çıkmaz bunların.
Viyana öllerindeki tehditimiz akıllarından çıkmaz. Anadolu bizim ikinci vatanımız. 1071'de ilk gelişimiz hiç akıllarından çıkmaz. İşte akıllarından çıkmamasının en güzel örneğini de iki gün önce devlet büyüklerimizi hedef tahtası yapan bir bilinçaltlarını gösteren bir olay yaşadık. O bilinçle çalışmak, o bilinçle birlik olmak, o bilinçle geleceğimizi hazırlamak mecburiyetindeyiz. Kurtuluş günümüzde emeği geçen, az önce bahsettiğim başta Raşit Efendi olmak üzere ebediyete intikal etmiş bütün değerli hemşehrilerimi rahmetle ve minnetle anıyorum. Bir kez daha Kurtuluş Savaşı'yla bize ilelebet devam edecek, sürecek olan Türkiye Cumhuriyeti'ni kazandıran başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün silah arkadaşlarına buradan minnetlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar var olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar alnı açık, başı dik olarak dünya medeniyetleri içerisinde yerini sürdürecektir. Günümüz kutlu olsun. Hepinize saygılarımı sunuyorum. İkinci ortaokul öğrencisi Beltin Balcı'yı şiirini okumak üzere kürsüye davet ediyorum. Samsun'da yıkılan kurtuluş ateşinin keşanımı sardığı gündür bugün. Arnavut kaldırımlı taş sokaklarında çocukların özgürce koştuğu gündür bugün. Başta Mustafa Kemal, ardında kahraman Mehmetler. Düşmanı yel gibi savurduğu gündür bugün. Raşit Efendi'nin davetiyle Herşekzade'den başlayan şanlı direnişin başarıya erdiği gündür bugün. Kasım'ı inat, güneş bir başka doğar Keşan'a bu ayın 19'unda. Analar bir başka sorar evlatlarını. Babalar bir başka öper Kasım'ın 19'unda. Kale bayırından Saros Hakan bir özgürlük türküsüdür bugün. Hepimizin yüreğine satır satır yazılan bir destanın adıdır bugün. Ne var bu dünyada sana yakışan, anında bir zafer sabahı kadar. Sen Mehmetçik, söyle büyük kahraman, sana zafer kadar yakışan ne var? Keşan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Halk Oyunları ekibinin gösterilerini izliyoruz.
vatanımızın kurtuluşunun 95. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen kutlama programı sona ermiştir. Arz ederim. Siyasi partilerimizin üzere temsilcileri, sayın oda başkanlarım, çok saygıdeğer katılımcılar, sayın komutanlarım, saygıdeğer basın, hepiniz 6.'sını düzenlemiş olduğumuz Kurtuluş Caddesi Alışveriş Günü etkinliğine hoş geldiniz. Sizleri şahsım ve Kurtuluş Caddesi esnafı adına selamlıyorum. Keşan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümünde 6.'sını gerçekleştirdiğimiz olduğumuz Alışveriş Günü etkinliğimizi bu görkemli günde kurtuluşumuzu daha coşkuyla kutlamak ve bir gün de olsa Keşan'ın ticaretinde bir farkındalık yaratmak amacıyla 6 yıldır bu etkinliği düzenliyoruz. Bu etkinlik kapsamında başta kaymakamlığımıza, belediye başkanlığımıza, çalışanlarımıza, ticaret odamıza çok teşekkür ediyoruz. Bu etkinlikteki desteklerinden dolayı Kurtuluş Caddesi esnafı adına kendilerine tekrar teşekkürlük bir borç biliyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Keşan Ticaret Odası Başkanımız Mustafa Elvacıoğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Sayın Kaymakamım, sevgili Belediye Başkanım, Sayın Komutanım, çok kıymetli ilçe başkanlarım, Emniyet Müdürüm, bugün Kurtuluş Günümüz, bugün anlamlı bir gün, 95. yılı kutlamanın onurunu ve şerefini yaşıyoruz. Şehitlerimizi, rahmetli olan gazilerimizi dualarımızla rahmetle anıyoruz. Bugün aynı zamanda Kurtuluş Günümüzü destekleyen yine Kurtuluş Caddesi adı altında kurtuluş etkinliklerini ticareten de bu etkinliklerin içinde görkemli bir şekilde 6. yılını artarak devam eden bir potansiyelle esnafımıza, halkımıza fayda sağlayan bir organizasyon içindeyiz. Sevgili katılımcılar, sevgili büyüklerim, biliyorsunuz ticaret çok değişen bir platformda kabuk değiştiriyor. Dünya yenileniyor, Türkiye yenileniyor. Bu anlamda bu ticaretin de değişmesine organizasyonlar olarak, bizlerin oda borsalar olarak ve şehir yaşayanları olarak belediyemiz, kaymakamlığımız tüm kurum kuruluşlarla şehrimizin 360 derece hizmet verdiği bu bölgede bu potansiyeli açığa çıkarmamız gerekiyor. Bilindiği üzere organizasyonlarda artık 40 yıllık esnafım modeli yok. Ben 40 yıllık esnafım, nasıl olsa müşteri bana gelir düşüncesini ortadan kaldırmamız gerekiyor. Ve bu organizasyonlarla gördüğünüz gibi cadde organizasyonları, cadde mağazacılığı veya şehir bütünlüğünü bir araya getirecek bu etkinlikler hem halkımıza, hem çevremize, hem ekonomimize, hem katma değere, dolayısıyla istihdama ve bölgemizin vizyonuna da katma değer üretiyor. O zaman ne yapacağız? Hep beraber bu etkinlikleri bu şekilde Keşan'a yayarak arttırmamız gerektiğine inanıyoruz. Ben bu vesileyle Keşan Belediyemiz, Keşan Kaymakamlığı, Ticaret ve Sanayi Odamız ve tüm diğer kuruluşlarımızın bu caddedeki organizasyonlarına yardım ettiğini biliyorum ve şahit oluyorum. Buradaki esnafımıza destek vermemiz bizim görevlerimiz arasında olduğunu da altını çizmek isterim. Sevgili dostlarım, bu etkinlik dün başladı, bugün bitiyor. Ama bu etkinliğin devam ettirilmesi adına ve kış aylarındaki bu
6 ay içindeki Keşan'ın ekonomik yapısının kendi kabuğuna çekilmesi vesilesiyle daha da iç organizasyonları arttırmamız gerektiğini Sayın Belediye Başkanımdan ve Kaymakamımdan önümüzdeki süreçte şehre yayacağımızın haberini ve beraberliğini vermek istiyorum. Bu anlamda bu etkinlik bugün bitiyor dedik ve Kadir kardeşim ve esnafımıza da teşekkür ediyorum. Saygıyla selamlıyorum. Bereketli işler diliyorum. Sağ olun, var olun. Öncelikle Keşan'ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yılı hepinize kutlu ve mutlu olsun. Allah bir daha o acı günleri ne Keşan'a ne de Türkiye'nin en ufak bir bölgesine görmek kısmet ettirmesin. Bu özgürlük içerisinde, bağımsızlık içerisinde ne güzel kendi içerimizde problemlerimiz olur, dertlerimiz olabilir. Çözmek bize düşer. Ama huzur içerisinde işimizi yapıyorsak, birileri bizi iteleyip kakalayamıyorsa onun kıymetini de iyi bilmek, iyi algılamak gerekir. Kurtuluş günleri nedeniyle 6.sını Kurtuluş Caddesi esnafının önderliğiyle yaptığımız bu etkinlik öncelikle esnafımıza bereketler getirsin, hayırlı olsun. Buradan alışveriş yapacak olan Keşanlı ve Keşan dışından gelenlere de iyilikler getirsin. Bunun tekrarını tabii ki biz el birliğiyle daha olgunlaştırarak devam edeceğiz. Her zaman katkımız odaların, borsanın, halkımızın ve esnafın yanındadır. Bunu da böyle bilmenizi isterim. Gününüz hayırlı olsun. Tekrar kurtuluş gününüz kutlu olsun. Alışveriş gününüz bereketli olsun. Keşan'ımızın 95. yıl kurtuluş bayramı kutlu olsun. Böyle bir günde, böyle bir cadde, adı Kurtuluş olan bir cadde ve geçen yılda aynı şekilde bu etkinlik yapıldı. Sanıyorum ki sonuç verdi ve bereketli bir alışveriş oldu ki bu yılda devam ediyor. Sayın Başkanım, inşallah bu Keşan düzeyinde devam eder. Çünkü yerli esnaf, küçük esnaf desteklenmeli. Küçük esnaf, çocuklarımızı da bir arada büyütüyoruz, beraber yaşatıyoruz. Ama tabii ki diğer gelişen dünyada, gelişen Türkiye'de diğer büyük marketler de mutlaka yerlerini alacaktır. Ama öncelikle önceliğimiz bizim küçük esnafımız. Küçük bizim esnafımız büyüdükçe, iş yaptıkça Türkiye'de üretim artacaktır. Üretim arttıkça istihdam sağlanacaktır. İşsizlik azalacaktır. Üniversiteden mezun olan gençlerimize de iş bulunacaktır. İş imkanları sağlanacaktır. Bu anlamda ben daha fazla uzatmadan esnafımıza hayırlı işler diliyorum. Keşanlı hemşehrilerimize de iyi alışverişler diliyorum. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Düşman işgalinden kurtuldu. Bir aslan düşünelim. Aslana saldıran çok olmuş. Bunu da Türkiye Cumhuriyeti olarak düşünelim. Ama Türkiye Cumhuriyeti bir araya gelmiş ve büyük bir kurtuluş savaşı vermiş. Şimdi yine o kurtuluş savaşını ticarette vermek zorundayız. Üreterek, hep birlikte çalışarak, daha fazla paylaşarak ülkemizi aydınlığa çıkarmak zorundayız. Çünkü geride ciddi anlamda büyüyen bir Türkiye var. Ciddi anlamda işsizlik, yoksulluk yaşayan bir durumdayız. Ama dünyada da maalesef bütün gözler üzerimizde. Sevr'den Lozan'a gelen bir süreç var. Bu süreci ancak çok çalışarak, üreterek ve birbirimizle kaynaşarak, birbirimizden alışveriş yaparak esnafımızı, çiftçimizi, emeklimizi, dar gelirlimizi yücelterek başarabiliriz diyorum. Soğukta da daha fazla bekletmek istemiyorum. Bir an önce açılışımızı gerçekleştirelim. Teşekkür ederim. Bu Kurtuluş gününde 6.sı düzenlenen alışveriş etkinliklerinde sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Tabii bu çalışmanın
etkinliğin daha genişletilme çalışmalarının başladığını da öğrendik. Tabii bizce de çok daha iyi olur. Bu etkinliğin ilçe çapında genişletilmesi, daha farklı yerlerde uygulanması güzel olur. Ben bu etkinliğe emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ve bu 95. yılını kutladığımız Kurtuluş Bayramı'nın herkesin kutlu olsun diyorum. Sağ olun. Evet. Hatta gel.